Hala tehdit. İşte çözüm süreci biterse şöyle yaparız. Bilmem ne İmralı'daki işte 50 bin kişiyi bilmem ayaklandırırız falan. Ben size bir şey arz edeceğim. Bu Kandil'dekiler, savaş baronları. Bir öğle yemeği yiyorlar. Öğle yemeği. Buradan giden bir gazeteci bir röportaj yapıyor onlar. Onların hayatını yazacakmış. Aslında şey, onların propagandasını yapmaktan başka bir şey değil. Bu gazeteciyle yemek yiyorlar. Ne zaman biliyor musunuz? 2014 Mart'ında. Bir PKK'lı dağda çantasında sadece şu vardı. İki avuç un. 6-7 tane keşme şeker. Bir miktar çay. Eğer varsa biraz mercimek. Eğer şanslıysa bir parça kokmuş peynir. Peynir 2-3 tane de şey vardır. Zeytin. Zeytin. Bakın bu savaş baronları ne yiyor? Bu gazeteciyle beraber. İçi pilavlı kaburga fırın. İki. Ciğer ve kuzu kavurma. Üç. Tereyağlı İran pilavı. Dört. Acılı Adana. Beş. Bol sarımsaklı cacık. Altı. Bu çok önemli. Bundan sonra ne olacağını ve olmayacağını da anlatıyor. Siz bunlara yarın peynir ekmek mi vereceksiniz? Altı. İnce mis gibi kokan sıcak yufkalar. İşte bunlar, bunlar işte. Bu aslında çok sade gibi verilen bu bilgi var ya, o kadar çok şey anlatıyor ki bu. Peki bu gazeteci miyiz? Şurada kayan üstünde oturan kız ve oğlana gidip de şu çantanı çıkar. Sende ne var diye sormuş mu? Rojava değil, bilmem ne Java olsun. Bizim asla ve kata o topraklara yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Tırnağı olan başını kaçsın. Sayın Pamukoğlu, sizin de PKK önde gelenleriyle dağda röportaj yapan gazetecinin yazdığı yemek listesini anlatışınıza bir karşı görüş var. Diyor ki generaller de askerlerle aynı yemekleri mi yiyorlar? Ben hayatımda yurt içi ve yurt dışında en zengin sofrada bile böyle bir menüyle karşılaşmadım. Yok böyle. Böyle bir menü yok. Siz ben Türkiye'de operasyona çıktığınızda siz çok operasyon yaptınız. Hem de terör örgütüne karşı yürütülen operasyonların en başarılı olanlarına imza attınız. Bu operasyon süreçlerinde dağdasınız. General ayrı yemek mi yer, asker ayrı yemek mi yer, yoksa herkes aynı yemeği mi yer? Şimdi ben dağ ve komando tugay komutanıyım. Hakkari. 26 ayda 8 bin subaya subay, 55 bin askere komut ettim. 21 kere Kuzey Irak'a benim birliklerim girdi. 25 diye söylenir. Tabur çapında veya 5 bin kişilik kuvvetlerle. Ben askerle beraber yatarım. Askerle beraber kalkarım. Karakolda o ne yiyorsa onu yerim. Onunla beraber çarpışırım. Bunu da herkes bilir.